Sevgili pek muhterem Cırtıkköy ailesi. Bu önümde görmüş olduğunuz koyun o kadar güzel bir koyundur ki ahırınızın gülü olacak koyundur maşallah. Açık arttırmamızı 250'de başlatıyorum. Vardır arttıran? 251. 253. 254. Evet, kimsin tek mutadayı Mecit abiden 254 geldi. Alkışlarım. Evet, 254. Var mı arttıran? 255. 255 geldi. 255 namına koyayım ya. Hay senin satıştakine sokayım medeni. Oğlum bizim bu koyunların tanesini en az 5'te satmamız lazım ya. Arkadaşlar bu nedir ya? Biz size kolaylık olsun diye açık arttırma yapıyoruz. Siz acık arttırıyorsunuz. Biraz kendinizi özgür bırakın kardeşim. Mecid abi özellikle senden ciddi atılımlar bekliyorum ha. Tamam. Ya Mecid efendi hazır aklıma gelmişken biz köy halkı olarak önümüzdeki mıhtarlık seçimlerinde reylerimizi sana vereceğiz. Vereceğiz de. Peki sen bize karşılığında ne vereceksin? Götümü vereceğim anasını satayım. Zırt pırt ne vereceksin? Ne vereceksin? Cemal abi sen bizim açık artırmamızı açık açık sabote ediyorsun kardeşim. Böyle olmaz ama. Ulan hem zorla muhtar yapıyorsunuz hem de insanın ilini sömürmeye çalışıyorsunuz. Şerefsizler. Ayrıca sen bize ne verdin ki benden ne istiyorsun kardeş? Vallahi Mecid efendi hatırlatırım. Köylüye olan borcuna karşılık götünü versen yine işin içinden çıkamazsın. Hay nalet olsun bu köyde doğduğun güne. Köy değil. Hakaret meydanı mübarek. Yazıklar olsun size. Bu. Adam göt davasından gitti ya. Bu nedir kardeşim ya? Böyle işe kazığı çakacağım ha. Ne oldu yine ne söyleniyorsun baba? Babanın amına koyayım. Senin dünyadan haberin yok. Yine ne olmuş ki? Ne olacak ulan it oğlu it. Benim her gece rüyalarıma giren o mankan karı. Bugünden itibaren bir başkasıyla evlenmiş. Sen hala diyorsun ki baban ne olmuş? Ya insanlar içerisinde niye ağlıyorsun? Senin yaşıtın olan insanlar üçüncü bypass'ına hazırlanıyor. Sen hala aksiyon peşindesin. Niye ağlayacağım? Seni koyduğum güne ağlıyorum. Vallahi o karıyı bir başkasının altında düşününce kafama böyle 360 derece dönüyor. 360 geldi. Maşallah dediğine 360 geldi. Helal olsun maşallah dediğime. Ne? 400 mü? Maşallah dediğini istemiyoruz. 500 yaptı. 500 yaptı. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Ulan tırık. Ben ne zaman sana 500 dedim? Sen orada öyle söylemedin mi 360, 400, 500? Öyle söyledim. Vallahi 500'ü vereceksin de başka çaresi yok. Başka çaresi yok diyorsun yani. O zaman vereceğiz, ne yapacağız? Bana zahmet olmazsa verse çok iyi olur inşallah maşallah dedim. Kimse görmesin. Gelin gelin, buradan vereyim size. Ha, 2,5 sana, 2,5 da sana. Ne etti? 500. Ya, sikilmiş sepa gibi kalırsınız böyle. Siktir olun gidin buradan. Ay lolo, toprak başı. Ya neredeyse saçında fıtık çıkmış. Sıfatı ekmek içi gibi olmuş. Gelmiş, Ne? Medeni! Medeni! Koyunlara müşteri çekti. Ne? Koyunlara müşteri çekti. Koyunlara müşteri mi çekti? Koş Sabri, koş! Koş. Ulan koş! İstaf abi, koyunlar sana emanet. Abi! Koş! Medeni! Çok
abi. Koyunları çabuk tamam. Yok abi koy. Vallahi Tekno, açık konuşmak gerekirse dur. Sen internet mi internet deyince ben pek yumursamamıştım. Bu ne lan? Müşteri buyur. Yok abi o virüstür, onu kapat. Hey maşallah, illik gibi virüsmiş ha. Medeni, onu ben alayım. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık. Sen portakal yedin. He, portakal yedim. Neyse, müşteri nerededir? Müşteri ya. Budur burada. Kağıttadır. He kağıttadır. Ulan madem kağıttadır biz ne koşturuyorsun buraya kadar ya? Ne bileyim kardeşim, siz koşuyordunuz, ben de sizin gazınıza gelip koştum yani. Allah Allah. Bir saniye. Alo? Evet. He. Diğer bir koyun için başka bir müşteri arıyor. Ne? Müşteri mi arıyor? Ver bana ver. Alo. Selamünaleyküm. Ben kendim Sabri. Siz kimsiniz peki? Evet Hilmi Can Bey. Hilmi mi kullanıyorsunuz, Can'ı mı kullanıyorsunuz? Evet Hilmi Bey. Bizim koyunumuz akranlarına göre çok güzel bir koyundur. Siz bizim koyunumuza talipmişsiniz zannediyorsam. Burayı para konusunda anlaşırsak el sıkışırız. Nasıl en son fiyat? 500. En son fiyat işte 500. Ya bir oturalım konuşalım anlaşırız ya. Nasıl? Nerede? Oğlum bu adam ne diyor ya? Ben İstanbul'dayım diyor. Ortak bir yerde buluşalım, ortak bir yerde. Şöyle yapalım Hilmi Bey. Biz Bolu Dağı yakınlarına gelelim. Koyunları biz orada size verelim, olmaz mı? Ne demek nasıl gelelim kardeşim ya? Sonuçta sen de bir alıcısın yani. Sen de bir yere kadar gelmen lazım. Ya araban yoksa ben ne yapayım ulan? Söz Allah aşkına ulan. Tamam ulan gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme şerefsiz. Seni... Alo. Hilmi Bey. Merhaba. Nasıl? Yok o telefon böyle olmuş. Onu bizim personelimiz zaten hepsi eğitimlidir. En az ilkokul 3 mezunudur hepsi. İlkokul 3? Sen 3 mü? Kargo koyununuz en geç 3 gün içerisinde elinizde olacaktır. İyi günler. Sattım. Yani aslında müşterinin İstanbul'da olması gayet güzel oldu. Zaten diğer müşteri de İstanbul'da. İkisini ortak bir yere çağırıp orada halledersiniz işte. Ulan madem diğer müşteri de İstanbul'da, bizi telefon başına niye uğraştırıyorsun ya? He, senin yüzünden az daha diğer müşteri kaçırıyorduk. Şeytan diyor ki alay anlatın, iyice bir çiğne ha. Ya Teknocan sen niçin böyle yapıyorsun ya? Arkadaşlar her şey Afyanlı'na için. Ulan. Babana selam söyle. Selamünaleyküm Müttin abi. Müttin abi selamünaleyküm. Aleykümselam çocuklar. Müttin abi saçları şekil yapmışsın. Allah Allah ne yapmışsın ki? Ya böyle orman yolu stili yapmışsın ya onu diyor. Ha yeni abdest aldıydım ondan olmuştur. Oldu mu? Yok dur. Oraya iş yap. Tamam çok güzel oldu. Her neyse. Siz ne yaptınız? Koyunları satabildiniz mi? Valla sattık. Tekno'na çok yardım oldu sağ olsun. Hadi hayırlısı. Kaça sattınız tanesini? Valla tanesini 500'e satmışız. Yapma ya. İlaçların parası o kadar çok tutuyor. Yani o civarda bir şeydir. Allah yardımcınız olsun çocuklar. Sağ ol Muhittin abi. Fakat sana da ufak bir işimiz düşmüştür biliyorsun. Hafiye ablacığım. He. Valla elimden gelen bir şeyse yaparım. Nedir? Muhittin abi senin bu araba kaç basıyor acaba? Hayırdır niye sordunuz çocuklar? Ya Muhittin abi bizim bu koyunları İstanbul'a götürmemiz lazım da araba lazım. İstanbul'a? İstanbul'a. Madem başka çareniz yok alın arabayı. Sabahleyin yola çıkarsınız.
Ne de olsa Hafiye abla içindir. Ya Muhittin abi senin ağzın ne diyor ya? Ben senin o bıyıklarını yerim ya. Ya alın gidin arabayı. Kapının önünde duruyor. Ne yapıyor? Cik, 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 Ercan, cik, Ercan, cik, cik, Ercan, cik, Ercan. Mektubu yazdım kış idi, kalemim gümüş idi. Eğer mektup yazmazsam beni vur Sokak. Tamam. Anladın değil mi? Bak zaten adresleri buraya da yazmışım. Bu adrese bir koyun. Bu adrese de iki koyun. Zaten çok kolay bir alet. Buraya bakıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra kadın ne derse onu yapıyorsunuz. Ha. Nasıl yani? Şimdi bak. Kadın size diyor ki soldan gidin, siz soldan gidiyorsunuz. Diyor ki sağdan gidin, sağdan gidiyorsunuz. Diyor ki durun, o zaman da duruyorsunuz. Şimdi bu karı bizi İstanbul'a götürecek. Aynen öyle kardeşim. Bak şimdi mesela neresi olsun? Turnalı Köyü. Tamam mı? Turnalı Köyü? Turnalı Köyü. Turnalı Köyü. Kolaydır kardeşim, orayı ben de biliyorum. 500 metre sonra sola dönün. Bak ya, görüyorsun bizi uzak yoldan götürmeye çalışıyor. Aşağıdaki yoldan gidelim, orası daha kısaltmadır medeni. Ya Sabri, kadın ağzında laf konuşuyor. Bir kulak ver. Biraz medeni ol, medeni. Bacım sen onu aldırış etme. Aşağıdaki yoldan niye gidiyorsun? Ya dön işte sola. Git abi aşağıdaki yoldan. Ya sola dön. Zehra. Nene uyuyor mu? Ne? Nene uyuyor mu nene? He uyuyor. Şimdi ses sol. Uyuyor. Vallahi 4-5 saattir uyuyor kendisi. Ya bir uyandırıp yemek falan mı yedirseydik ya? Acıkmış olabilir. Yok Sabri abi, yiyip yattı zaten. Sen ne yapıyorsun? Test çözüyorsun. He? Yani hiç test çözmüyorsun. Öyle bakıyorsun. Yok Medeni abi, çözüyorum. Sen görmüyorsun. Görüyorum. Sen çözmüyorsun. Senin sınavların ne zaman? 2 hafta sonradır. O zamana kadar çözersin inşallah. Allah zihin açıklığını versin. İnşallah. Amin. Söyle nene. Sus. Ferdi oğlu. Sen Sabri abiyle İstanbul'a gideceklerini denemişsin de. Tabii oğlum. Muhittin Emir'le konuşuyorlardı diyorum ya. Sabahtan onun arabasıyla öyle çıkacaklarmış. Başka bir şehre giderlerse bizim için çok kötü olur ha. Vallahi beni bildiğim kadarıyla Fenerbahçe bir tek İstanbul'da vardır oğlum. Vallahi ben de öyle biliyorum. Ya kulaklarımla duydum diyorum ya. Oğlum düşünsenize Fenerbahçe'ye girmişim. Orta sahadan topu almışım. Spiker diyor Şakir. Şakir topu aldı. Şakir gidiyor. Şakir ambas hareketi yapıyor. Şakir kale yaklaşıyor. Vuruyor. Ve gol. Git al şimdi topu. Geri zekalı ya. Öyle işte nene. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Koyunları verip hemen geri döneceğiz. He. Zaten Zehra da burada seninle kalacak. Öyle değil Zehra. He. Birbirinize sahip çıkın. Salak oğlum. Hiç ayrılmayın. Niye ayrılalım nene? Ben bunu çok seviyorum ha. İyi, tamam çok şey yapma ya. İyif. İçeride bir mektup var çekmecede. Onu alın. Dara düşerseniz içindeki numarayı arayın. Kimin numarasıdır nene?
İstanbul'dan çok eski bir dost. Yıllar sonra bana mektup yazmış. Bu hastalık illetinden cevap edemedim ben ona. Tamam nene. Biz şimdi yatalım, sabah erken kalkacağız. Seni de şimdiden efendim sabah güzellik uykundan uyandırmayalım hiç. Hakkını helal et nene. Uzun yola gidiyor. Nasıl söz öyle sabrım ha. İkinize de helal olsun Soralım bakalım adres bacıya bizi nasıl götürecekmiş İstanbul'a. Ya oğlum bırak onu ya, ben götürürüm bizi. Ya sabri he. Bas kazara bacı. Tamam ula. Tak peşe tak. Öyle diyorsun da bak mesela bütün tarihi eserlerimiz İstanbul'da toplanmıştır. Mesela bu Osmanlı'nın Topkapı Sarayı'sı olsun, Yerebatsın Sarnıç olsun, Ayasofya Camisi olsun. Bunların hepsi dünyanın dört bir yanından İstanbul'da toplanmış tarihi eserlerimizdir. Nasıl yani? O kadar şey İstanbul'a nasıl sığdırmışlar ya? İstanbul o kadar büyüktür. He büyüktür. Mesela ne kadar büyüktür mesela? Mesela şimdi bizim köyün neresinden bakarsan bak en az 10 katısı büyüktür. Yok devenin ki. En azından bir 9-8-7 katısı vardır. 9-8-7? 6-6. 6. Ama önemli olan büyüklüğü değil, işlevidir. Nasıl yani? Şimdi bizim köyde herkes kendi yiyeceğini kendisi yetiştiriyor değil mi? Evet. Bizim köyde bir aile kendi yiyeceğini yetiştirmezse ne olur? Aç kalır. İşte bunun 10 katısını düşün. 10 katısı demek 10 ailenin kendi yiyeceğini yetiştirememesi demek. Bir de bu daha da çoğalırsa ne olur? Ne olur? Zamanla kıtlık olur. Şeytan kulağına kuş. Ula tahta yok. Ula tahta yok. Ula tahta yok. Tahta yok la. Ula vallahi tahta ula, yok. Ula tahta yok. La la. Medeni tahta yok. Oğlum tahta bana koymamışlar arabaya. Tahta yok ya. Oh,
Bak gördün. Bir de diyordun bu karı getirecek bizi İstanbul'a. Ne yaptım, özür dilesem kendisini. Yok, onu sonra şey yaparsın. Biz şimdi koyunu teslim etmemiz lazım. Selamünaleyküm bacı. Aleykümselam. Ben selam havada kalmasın diye şey ettim. Günahtır biliyorsun. Bacı biz koyunları getirmiştik de sanırsam bu evden sipariş verilmiş. Nuri amca evde de. Babam! Eğer ki içerideyse bizi içeriye girmeyelim, hele koyunları verelim gidelim. Çünkü bizim daha çok işimiz vardır. Daha öteki bir koyuna götürüp başka bir insana vereceğiz. Ya Sabri bu kadar neden alıyor? Ya ne bileyim kardeşim ya. Bacı, 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 bacı. Senin göz yaşın benim içime dert olur, taş olur. Bacı. Bizim rahmetli tutturdu, kurban keseceğim, kurban keseceğim. Yaşlı adam, kıramıyorsun da. Ah güzel babam benim ya. İki yakamızı bir araya getirip hiçbir istediğini yapamadık. Neyse bizim ufak oğlan var Faruk. Bilgisayar kurdu eve. Ama öyle güzel yazıyor ki öyle takır 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 takır. Bir gün geldi bana. Baba dedi, ben dedi bilgisayarda koyun buldum. Ne koyunu buldun lan dedim. Baktım sizin bilgisayara koyduğunuz ilanı bulmuş. Baktık ettik. Bütçemize de uygun geldi. Dedim ben de bir tane kurban keseyim be. Yani sizin anlayacağınız bizim iki koyun muhabbeti oradan geliyor. Ya çocuklar siz de ne ağladınız be? Ya bırakın da Nuri amcanız öteki tarafta rahat etsin bari. Hadi toparlayın kendinizi. Nuri. Biz koyları getirmişiz sen ölmüşsün Nuri. Nuri. Seçi beni. Balam vurdun salım kervançı beni. Ay. Mühim. Hadi kes ol gidelim. Bekle bizi Fenerbahçe, biz geliyoruz. Medeni, Medeni. Al bakayım şunu ağzına, al. Dök. Heh. Bayılıyor galiba ha? Hay gözünü sevdiğin küpçek evi ya. Bacı. Baba! Bacı. Nuri. Seçi. Yiğit. Medeni. Ya Medeni ölenle ölmüyor ki, sen de ölesin kardeşim ya. Medeni. Hadi kalk oğlum. Hadi. Medeni bak ağzına vuracağım bir tane ha. Ya İpek. Kızım yeter ağladın ya. Yeter. Adamı da beter ettin. Hadi içeri geçin. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Medeni. Şşş. Ulan. Medeni. Ya bu ayılmayacak galiba ya. Ayılır canım, ayılmaz olur mu ya? Bizim de daha çok işimiz var abi, gitmemiz lazım. Medeni. Bak abi ne diyor. Ya kardeşim bana bak. Sizin derdinize düştük, kendi acımızı yaşayamıyoruz ya. Bana bak, küp şeker mi yediriyorsun, kolonya mı içiriyorsun, ne yapıyorsan yap, ayıl şu adamı. Ya insanlar ayıp oluyor kardeşim. Haklısın abi, size de bir sürü eziyet verdik. Ben arkadaşın kendisini ayıltırım. O hiç sorun değil. Fakat kalabalığı görünce tekrar şoka giriyor.
Siz isterseniz bir dışarı çıkın, hava alın. Koyunlara bakabilirsiniz mesela. Ben arkadaşın kendisini 5 dakikaya kendisine getiriyorum inşallah. İyi peki. Hasan dayı ya kusura bakmayın. Hadi biz bir dışarı çıkalım da hep beraber. Arkadaş kendine gelsin. Haydi. Medeni. Medeni. Oğlum kalksana lan. Allah Allah. Ne oluyor buna? Medeni. Medeni. Hı. Vallahi seninle uğraşamayacağım ya. Oğlum her yerde aynı şey yapıyorsun. Allah Allah. Medeni. Görüyor musun damadın kardeşlerini ta atapazarından kalkıp gelmişler. Yok be abla, Halilleri diyorsun sen. Onlar daha yolda gelmedi. Nuri amcanın kardeşlerinin çocuklarıymış. Hani şu arsa yüzünden konuşmadığı var ya, miras için gelmişler. İki tane de koyun getirmişler ruhuna gitsin diye. Bizim Nezahat söyledi. Desene ondan böyle ayılmalar bayılma. Ya adamcağızın nesi var da ortak olmaya gelmişler. Sana bir şey diyeyim mi? Ölen kurtuluyor. Asıl iş geride kalanların. Hatırlıyorsun değil mi? Rahmetli Zekiye teyzeyi. Çocukları birbirini yediydi okulun oradaki dükkan için. Hatırlamam mı? Nasıl uyudu ya? Söyleseydiniz benim temiz pijamalardan verirdim. Rahat edebilecek mi bari? Yok yok abi ya. Sağ ol, o kadar kalmayız zaten. Bizim de işimiz var, gitmemiz lazım. Uyansın çıkarız birazdan. Ya oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Pansiyona çevirdiniz evi ya. Lan oğlum benim bugün babam öldü lan. Babam, babam, babam. Şş, tamam. Hepimiz oraya gideceğiz abi sonuçta. Bu dünya yalan abi. Vallahi. Biz de babasız büyüdük. Biliriz. Bizim çocuk da etkilendi tabii. Uyanır birazdan. Daha da fazla rahatsızlık vermeden çıkar gideriz. Ya kardeşim kusura bakmayın. Ani ölüm işte. Ne kadar yaşlı da olsa dokunuyor insana. Kendi derdimle sizi de üzdüm, kusura bakmayın. Ya olur mu abim hiç öyle ya? Senin acın bizim acımız. Mekan cennet olsun dedi. Amin amin, sağ olasın. Ya aklıma gelmişken şu sizin parayı da vereyim de. Şimdi hazırlamıştım da buraya 2 koyun, 500'den 1000 lira. Sen de bir sayı ver de. Bizim çocuklar indirdi koyunları. Fakat size de helal olsun ha. 2 tane koyun için o kadar yol tepmişsiniz be. Ya ne demek abim ya? Beyaz koyun bizim işimiz. Daha bir tane daha koyun var. Onda Kadıköy'de varmış. Oraya bırakacağız inşallah. Kamyonda 2 tane koyun vardı. Diğerini buradan mı temin ediyorsunuz? Yo, 3 tane koyun vardı. İşte 2 tane size, 1 tane de diğer bir müşteriye kısmet. İyi de kamyonda 2 tane koyun vardı. 2 tane. Ha. Koyun!
Acı. Acı. Bir şey yok ya, paçıktır. Sağ ol çocuk. Ya öyle söylüyorsunuz da ben ne bileyim abi ya. Belki de koyunu siz çaldınız. Hala siz çaldınız diyor ya, hala ya. Ya en son arabaya gidip koyunu siz indirmediniz mi? İndirdiniz. Olabilir yani, insanlık hali, çalmış olabilirsiniz. Normal yani. Reis çok şey yapma. Belki koyun kendi kaçmıştır. Hani sen okuldan kaçıyordun ya. Ya Medeni Allah aşkına ya, hiç koyun kendi kendisine kaçar. Belli ki koyunu bu şerefsizler çalmış. Oğlum bak, kim çalıysa götürüyorsa çıksın karşıma delikanlı gibi söylesin. Ben kırkızım desin arkadaş. Lan oğlum sen laftan anlamıyor musun lan? Biz almadık diyoruz oğlum sana. Ne alması? Çaldın, çaldın. Sen çalmazsan kim çaldı ulan İbne? Bak nasıl vuruyor ya. Ulan şerefsiz! Ya Sabri bir dur ya. Ya! Ya bir dur! Oğlum bak, ben anlamam kardeşim. O koyun buraya gelecek. Eğer ki o koyun buraya 5 dakika içerisinde gelmezse hepinizin ölü diri 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 sikerim ulan! Sabri! Gel ulan! Sabri! Lan dur lan! Bırak bırak! Medeni bırak! Hay senin ağzına itler eşesin de bir daha küfür edeme he. Ya bak ya, yine ben hatalı oldum değil mi Meden? Ulan adamın babası yeni ölmüş, sen kalkmış adama küfür ediyorsun. Ya Meden, ben onu öyle ezberden söyledim ya. Yoksa niye adamın gözünün içine baka baka o koyun buraya gelmezse önünüzü dirinizi... Tövbe tövbe ya. Sanki ben onu dedeye dedim. Öyle algılandı ama. E madem algılamayla oluyor o zaman ben de... Koyunu ondan çaldığını algıladım işte. Allah Allah. Koyun da gitti. Vallahi bu şekilde köye meye geri dönemeyiz kardeşim. Bizim ne yapıp edip koyunumuzu bulmamız lazım. Ya doğru söylüyorsun da nasıl bulacağız? Koskoca İstanbul, bir sürü koyun. Medeni, bu şeyi arasak ya. Neni hani vermişti ya, mektup, numara. Burayı iyi aklına getirdin ha. Ama şimdi geçtir ya, ayıp. Yarın ararız, yarın. Ne yapıyorsun lan? Ya Sabri, içim el vermedi. Dedenin ruhuna bir Fatiha okuyayım dedim. Ya adamın öldüğü gün evinde neler yaptık ya. Nuri amca bunu hak etmedi. Nuri. Ya neden ağlama tamam ya. Allah Allah. Zaten bütün insanların evinde ağladın. Ben ona bir şey demiyorum oğlum. Allah-u Teala mekanı cennet etsin, tamam. Ama o olayların nedeni dedenin oğluydu. Şimdi bana burada kendimi suçlu hissettirmemeden. Allah Allah. Sabri. Medeni. Sen kulvalla duayı geçiştiriyorsun. Olabilir. Önemli olan niyet. Samimiyet. Ya he Sabri he. Ne oldu ya? Ulan sen en son ne zaman yıkandın? Ne yıkandın? Banyo. Banyo? Banyo işte en son, yani hastaneye götürmeden bir gece öncesi. Ulan sen ne biçim adamsın ya? Ya sen ne kadar pis bir adamsın ya? Ulan yemin içiyorum sana değecek suya yazık. Su sana değse kendi içisi bulanır. Ya git. Medeni, vallahi vuracağım ağzına şimdi ha. Ya konuşma, ağzın da kokuyor. İf! Allah
Allah oğlum ne zaman, o banyo yapmaya zaman mı oldu ya? Biz o şeyde Nani'yi hastaneye götürdük, sonra Muhittin abiden şeyi aldık, arabaya... Ya bir süs, bir süs ha! Bak şimdi ben arabaya gidiyorum, arabada yatacağım, sen arabaya gelmiyorsun, tamam mı? İstersen dışarıda et, sen arabanın arkasında yat. Eğer ki sen arabaya gelirsen, yemin içiyorum senin parmaklarını o kapının içine böyle sıkıştırırım, tamam mı? Allah Allah. Akay sanki zaman mı oldu ya? Sonuçta ben de banyosuna, sabununa önem veren bir insanım yani. Bu benim normal kokum. Oğlum bu benim normal kokum. Böyle bence güzel. Allah Allah. Neden iyi? Aç lan kapıyı. Gel lan, gel lan. Nereye gelme arkadaş, nereye yatayım ben? Alo. Açman Hanım'la mı görüşüyorum? Merhabalar Açman Hanım. Biz Sabri ile Medeni olarak sizleri aramaktayız. Evet. Şey, Hafiye Hanım aracılığıyla. Ondan aldık telefonunuzu. Kaya söyledi. Evet. Hatırladınız? Evet, evet. Odur kendisi, odur. Bize şey dedi, İstanbul'a gidince dedi, Asuman'ı görün dedi. Biz ona Masuben. Evet, tamam. Yazıyorum. Evet, bir saniye. Açık. Sokak, No 5, Beykozlu. Tamam. İyi günler, hayırlı günler. Hadi gidiyoruz. Nereye? Ya Kadir'in yanına gideceğiz. Ne diyor? Ya yolda anlatırım, hadi geç, hadi. Selamünaleyküm ablacığım. Aleykümselam. Biz Asuman Hanım'a gelmiştik de telefonda konuştuk, bekliyor kendisi. Tamam, kim geldi diyeyim? Sabri ile Medeni. Medeni ile Sabri. Sabri ya da Medeni. Medeni de diyebilirsiniz, Sabri de diyebilirsiniz. İkisi de olur. Tamam, siz iki dakika bekleyin, ben müsaitse haber edeyim. Sağ olun. Gülüm. Bu ne ya? Dün direkt. Medeni. Biz şimdi bu karıya ne diyeceğiz? Karıya? Ya biraz medeni ol, medeni. Asuman Hanım. 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 İşte durumu anlatacağız. Yani İstanbul'da başka tanıdığımız olmadığını, bize yardım edip edemeyeceğini soracağız. İyi. Alo. Evet. Hı. Diye koyunun müşterisi. Ne diyor? Bilmiyorum. Alo. Koyunu. Koyunu getirdik. Yoldayız şu an. 1999'dan beri bu işi yapıyoruz. Ama sevkiyatta ilk gecikmemiz. Evet. Tabii ki abi. Akşama elinde olur koyun. Alo. Alo. Yiğit, lanet gelsin ya. Ne oldu ya? Ne? Ceyran şeysi bitti. Ya o şey yok mu? Bir ya yok, arabada kaldı o. Şey, Asuman Hanım müsait, sizi bekliyor. Ablacığım, bunun ceyran şeysi var mı sizde, ince uçlu? Yok. Siz buyurun. Siz buyurun. Ben? Siz de buyurun. Ben geçeyim. Siz buyurun. Şimdi söyleyeyim bakalım. Hanginiz Sabri, hanginiz Medeni? Ben kendim Sabri. Ben de Medeni. Ben de Asuman. Hafiye'nin eski dostu. Nani sizden bahsetmişti. Nani? Nani. Hafiye.
Hafiye sizin anneniz değil mi? Yoo, nenemiz. Yani tam olarak annemiz değil. Biz neni diyoruz kendisine. Biz çok küçükken anne babamız rahmetli olunca neni bizi evlat bildi sağ olsun. Ablacığım bir şey lazım mı? Aa, yok yok yok, teşekkür ederim yavrum, yok. Demek siz Hafiye'nin öz çocukları değilsiniz. Yani aynı kandan değiliz ama anne oğullar gibi bağlıyız birbirimize. O günden sonra bize annelik etti kendisi sağ olsun. Uzun zamandan beri Hafiye'den haber alamamıştım. Benim ailem izin vermedi ama Hafiye üniversiteye girmeyi başardı. Sonradan duydum, okulu bırakıp Anadolu'da bir köye yerleşmiş. Bizimki. Sonra uzun zaman haber alamadım. Bundan birkaç ay önce bir yerlerden adresini bulup mektup yollamıştım. Fakat cevaptan önce siz geldiniz. Neyse, neyse. Hafiye nerede peki? Onu getirmediniz mi? Ya oğlum ben çok acıktım. Vallahi ben de çok acıktım. Ne yapacağız? Haydi buradan çıkıp yiyecek bir şeyler bulalım. Güzel arkadaşım benim. Hastalığı için ne diyor doktorlar? Yaşlılık. Bu koyunu bulursanız bütün mesele çözülecek yani, öyle mi? Evet, koyunu bulup müşteriye götüreceğiz. Oradan da köyümüze döneceğiz. O koyunu bulmamız lazım Asuman Neni. Hanım. Merak etmeyin çocuklar. O koyunu bulacağız. Asuman Hanım, bir şey sorabilir miyim acaba? Sor tabii. O elinizdeki ne ki öyle şey yapıyorsunuz, duman çıkıyor? Bu mu? Elektrikli tütün. Elektrikli? Hı. Ceyranlı? Ceyranlı. Peki hiç az önce burnunuzda ceyran çarpmıyor mu ya? Hiç olur mu öyle şey? Tabii çarpmıyor. Denemek ister misin? Vallahi ben karışmam kardeşim. İstersen bok iç. Zaten her bulduğunu ağzına sokuyorsun. Hele buna bak ya. Sanki senden izin istedik arkadaş. Sonuçta benim yeniliklere açık bir karakterim var, öyle değil. Arayın. Nasıl? Ayol ne oldu buna? Bir şey oldu bu çocuğa. Al işte yine aynı sonuç. Ya bir şey oldu yok Asuman Hanım. Şimdi bu adam normalde maltepe tütün içiyor ya. Başka tütün içtiği zaman vücudu yabancı dumana karşı böyle reaksiyon gösteriyor. Yani kısacası kal geliyor. Kafa seyahate çıkıyor. Ben şimdi hallederim. Yalnız insan dudaklarını sigara öper, o yalnız elleri, geceleri kendine yoldaşlık eder. Ve sen, Ağrı Dağı gibi hür ve tek, ben ve arkadaşlarım, Toros Dağları gibi bere iç içe. Birazdan kendisi de gelir. Böyle uzun süre kalınca nefessizlikten kafası gidiyor işte. Peki, madem ki öyle hadi biz başlayalım. Bir gün... Bir gün yakalarsam seni ıssız bir yerinden... İşte o zaman. Niye? O zaman. Koyunu aramaya. Başlayalım birbirimize her bir yerinden öp. Neye? Oh,
Bir dakika, bir dakika. Koyunun yanında bir adam var. Kim oluyor şerefsiz? Çoban. Yani çoban derken tam olarak? Bilmiyorum. Bilmiyorum, ismi çoban ya da lakabı çoban olan biri. Yani adres olarak falan bir şeysi yok mu? Adres işi kolay. Hallederiz. Yerin dibine girse bulur çıkarırım o çobanı. Hay basacağım kalayı ya. Şu halimize bak. Gelmişiz burada sütten kesiyoruz. Daha da bir sürü işimiz var. Oğlum ben her şeyi kafada kurdum. Bir dur. Burada sütyen bizim kamuflajımız. Önemli olan çobanı bulup koyunumuzu almak. Ya doğru da bu kadar insanın içinde çoban nasıl bulacağız medeni? Oğlum zamanı geldiği zaman hepsini tek tek çoban sen misin diye soracağız. Ulan öküz Cumay. Çoban da salaktı değil mi, ben çobanım diyecek. Siz çoban ustaya ne soracaktınız? O biraz sinirlidir, bana sorun isterseniz. Yok bacım, bize çoban ustasını tanıştırmadılar da acaba kimdir diye aramızda münazara ediyorduk. Şu ortada dolaşan adam var ya. He, bir kıyım. Heh, işte o. Seni bulduk çoban. Şimdi ne yapacağız kardeş? Doğru zamanı bekleyeceğiz. Herkes çıktıktan sonra çobanı kıstırıp kutuya çekeceğiz. Sonra da koyunumuzun yerini öğreneceğiz. Mantıklı. İyi oğlum. Çekirgeyi sikeceksin, belini incitmeyeceksin. Çekirge. Zor. Zaten cansı gibi bir şey ya. Çoban geliyorsa abi. Ne? Eyvah. Bunlar ne lan? Sütyen, memik sütyeni. Böyle memikler bıngıl bıngıl olmasın diye böyle biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Onları böyle bu şekilde bir arada tutmak için. Birbirlerine mukayyet olsunlar diye bir arada tutmak için memikler takılıyor. Ulan niyetiniz beni delirtmek mi lan? Yo çoban ustacığım, neden seni delirtmek isteyelim? Arkadaş bir hata yapmış. Affet. Ben ona doğrusunu öğretirim. Hem söylesene çoban usta, bu hayatımızda hangimiz hata yapmadık ki? Ah, ah eyvah. Gerek çocukluğumuzda, gerek ergenliğimizde, gerekse delikanlılık dönemlerimizde hepimiz hata yaptık. Hatta daha sonra farkına vardık. Ama her defasında doğruları bize öğreten biri çıktı karşımıza. Şimdi çoban usta, izin ver de bu arkadaşa doğruları ben öğreteyim. Ben çoban usta. Evet, hata yaptı. Ama o da son bir şansı hak ediyor çoban usta. Öyle değil. Bence. Sence. Bitti. Çoban nerede lan? Gitti. Seni bekleyecekti. Nasıl yani? Burada laf konuşuyoruz ya. Bir şey dedi mi giderken? Valla işte sen burada bir şeyler konuşuyordun. O da geldi dedi, malları öyle kesmeyin dedi. Ben de suyuna gittim nasılsa kıstıracağız diye. Ya kimse beni dinlemedi mi burada ya? Valla neden, ne yalan söyleyeyim, ben kendi dinlemedim. Fakat sana dersem ki bacım dinlemiş. Allah Allah, bir hal oldu. Ben konuştum biraz kendisiyle aramasın diye. Fakat ne mümkün, durmuyor. Bacı, sen dinledin beni gerçi. Ya ben zaten ilk görüşte anlamıştım senin insan ilişkilerine ne kadar değer veren bir insan olduğunu ya. Ya ben şimdi ne dedim ki ya? Vallahi ben bilmem kardeşim. Onu siz ikiniz aranızda halledeceksiniz.
Allah Allah ya. Aramızda. Hey. Ya kesme öyle. Efendim Turgay Bey. Evet efendim. Evet efendim. Bütün mallar bitti efendim. Yok efendim. Olur mu? Hayır hayır. Mola bile vermeden çalıştılar. Tabii. Karınca. Medeni. Sabri. Çoban gitti mi? Gitti. Bu kim? İkizi. İkizi. Tek yumurta. Tek yumurta. Dalga geçiyorsun. He. Kimle konuşuyor? Sanırsam ailesiyle. Vedalaşıyor. Hissetti galiba hayvan. Neyse. Sen çobanı çekeceğimiz kuytu bir yer buldun mu? He, buldum. İyi. O zaman planımıza başlayalım. Hangisi ne? Ahmet Bey mi? Ya zaten tek plan. 360. Yakın ikili. Film başlıyor. Action. Evet efendim. Ben şirkete haber verdim. Yarın yeni malları getirecekler. Evet efendim. Erken paydos vermek zorunda kaldık efendim. Mallar tükendiği için. Tabii ben. Ben yarın haber vereceğim efendim. İyi günler. İyi günler Turgay Bey. İyi günler efendim. Pişt, çoban. Bak ya, yine Sabri Atarlı oldu değil. Oğlum orada demedik mi sen adamın ağzını şakacaktın, ben burnunu tutacaktım. Ulan hıyar, adamın burnunu tutur hiç bırakmadın. Adamı bayılttın. Oğlum bizim bu adamı konuşturmamız lazım. Bayılmış adamın konuştuğu nerede görülmüş? Ya biraz aklını kullan, aklını. Hef, gerizekalı. Tamam ya, o zaman ben adamı ağlatıyorum. Neresine ağlatayım, ağzına vurayım bir tane? Ya dur vurma Sabri Allah aşkına ya. Tamam ben ağlatırım. Çoban, 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 çoban. Ayılmıyor. Uyanmıyor. O zaman ben biraz şey yapayım. Çoban, Kırkız çoban. Kırkız çoban. Söyle oğlan nereye sakladın koyunumuzu? Saklasam sarımsağı, yoğurtlamı saklasam. Bak şimdi, sarımsak yoğurdu bozar biliyorsun. O yüzden sen şey yap, bir tasa sarımsaklı yoğurdu koy, onu canın çekince yersin. Öteki türlü bütün yoğurt zayi olur. Öyle değil mi de? Ya Sabri ne diyorsun Allah aşkına ya? Adam uykusundan konuşuyor. Uyuyana yakarım, herkes işin başına. Babam olsa karşımda, anasını satarım. Ya bu şey gibi ya. Şey vardı ya bu bıra bıra müzikacılar vardı ya. Yemin ediyorum onun gibi ha. Onlar da şey yapıyorlardı hani müzik açarlıyorlardı ya. Hatırlıyorsun? O şey bu da o şey yapamıyor. Çalamıyor. O, biz küçükken konuşuyorduk hani gülüşüyorduk. Bıra bıra müzikacılar. Sabri. He. Sen onu okumadın değil. Onu okuyacağım aklımda o. Da filmi çıkacak diyorlar. Ne oldu? Ya Sabri ne diyorsun Allah aşkına ya? Hiç kitabıyla filmin tadı aynı olur mu? Kitap başka, film başka. Neyse, şimdi konumuz bu değil. Çobana ayırtmamız lazım. Çoban, konuş lan. Nereye çaldın koyunumuzu? Ben çalmadım koyunu. Şekerim böyle uyunu. Bak nasıl küfrediyor ya. Ya adam doğruları konuşuyor.
Nostorlar konuşuyor. Ya nenenin verdiği bir kitapta okumuştum. Şöyle diyordu. Uykusunda konuşan birine sorular sorarak tüm gerçekleri öğrenebilirsiniz diyordu. Hı. Evet. Heh. Şimdi bizim ona net bir soru sormamız lazım. Net. Çoban. Bu son iki gün içerisinde ne yaptın? Uykudan uyandıran saatimi susturdum. Kahvaltıda kaymakla balığımı buluşturdum. Ne diyorsunuz yani şimdi komutanım? Çocuklardan hiçbir haber yok mudur? Vallahi yok Cemal abi. İki gündür arıyoruz, hiçbir iz yok. Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mıdır komutan? Bize bir akıl verin. Biz de bir şey yapak. Bütün çevreyi birlikte aradık zaten Mecit abi. Bundan sonra yapacağınız tek şey, aklınıza bir yer gelirse gelip bize haber vereceksiniz. Alo. Evet. He? Ölmüş mü? Dükkanı ben kapattım, olanları anlattım. Dinleyene bir baktım, kendimi adam sandım. Civanım, ah neler istiyor canım. Ne istersen alayım, bize sende kalayım. Sen arayın, bu gece sende kalayım. Üf! Vallahi kardeşim, bu çobanın yalan söylemediğine şahsen ben kendim inandım. Adam bizim koyunumuzu çalmamış işte. Vallahi ben de inandım Meden. Ama bu şarkılı türküyü konuşma yüzünden benim öykü sıçmış gibi hissediyorum ya. He ya. Adam koca günü şarkılı türkülü söyleyip bizi hipnoz etti ya. Ya Medeni, o değil de bu adamın üstüne bir şey mi örtseydik ya? Sonuçta uyan insanın üstüne kar düşermiş biliyorsun. Üşür müşür, yazıktır. Yok onun üstüne bir şey falan. Sabahtan akşama kadar ortalıkta dolaşıp bir deli de azarlasın. Ondan sonra da azıcık üşüdü diye üstünü örterim. Oldu. Şerefsiz insan. Nasıl? Ya şerefsiz işte. Rütbesinden ötürü bütün insanlara zalimlik ediyor. Ona demiyorum oğlum, şuna diyorum ya. Madene in, çoban kral. Madene in. Evet. Şifreli bir şey olmalı. Bize koyunun yerini anlatmaya çalışıyor olabilir Meden. Olabilir. Şimdi. Biraz düşünecek olursak. Madene in. Madene indi diyor. Çoban diyor. Koyunu? Tabii ya. Aa! Çözdün mü? Neymiş? Ya Meden, ne kadar gezekalı bir insansın ya. Adam açık açık söylemiş oğlum. Demiş ki bakın arkadaşlar. Bu çoban sizin koyununuzu aldı. Madene indirdi demiş. Sen hala diyorsun ki o bey neymiş? Ay senin yabancı diline sokayım değil mi? Oğlum bu yazı İngilizcedir. Bak ne yazıyor? Maiden, çoban kral. Yani diyor ki... Neden sen İngilizce biliyorsun? Biliyorum. Bir ara ilgi alanımdı. Ama şimdi dur. Konsantre olmam lazım. This is a pencils. Bu bir kalemlerdir. Go to the school a. Ben bir okulda gidiyorum. Iron Maiden. O başka bir şey. Evet. Maiden çoban kral. Woohoo! Burası çoban kralın malidir. Bak ok işaretiyle de bu tarafı gösteriyor. Bak buradaki okyarlığı da orayı göstermiş. Şimdi sessiz ol.
sessiz sessiz, gizli gizli gidelim. Şu anda kendimi bir tane aksiyon filmi vardı ya, onda gibi hissediyorum. Hangisi film? Yarım hani bir tane kâğıt adam filmi vardı ya, yanında bir tane de sarışın bir kadın vardı. Hem o kadınla sevişiyorlardı, hem de başka bir adamdan intikam alıyorlardı. Ha sen kel adamı diyorsun, Bruce Willis, Bruce Willis. Ya yok Bruce Willis değil ya. Adam normalde saçları vardı, film için kel olmuştu. Hatta yanındaki kadın sarışındı. Gerçi o kadın gitti sonra başka bir filmde başka bir adamla sevişti, fakat bizimki az değil. O da gitti trenli bir filmde başka bir kadınla öpüştü. Ağızdan. Yok burundan. Ha burundan şey diyorsun ya o Fred Pitt, Fred Pitt. Fred Pitt, Fred Pitt. Fred Pitt ne ya? Adam hani oğlum adam şey yapıyordu ya, ya o filmin sonunda ağaç oluyordu. Onu diyorum. Ağaç oluyordu. Ha şey diyorsun sen ya. Kenny Reeves, Kenny Reeves. Ya Matrix. Ha Matrix, Matrix ola. Ya sen baştan söylesene ben Matrix'i biliyorum ki oğlum. Ben korkacağım la. Rakı misafirliğe gelmişler. Yok lan. Sana para veriyorlar. Para veriyorlar? Ola ola. Ne iş dönüyor lan burada? Güzel. Unutma ki Palo, bu hayatta her şeyin bir karşılığı vardır. Unutmam kral, büyüksün. Şimdi misal sen bir alışverişe gittin, bir şey alacaksın. Bu alman gereken şeyi alman için vermen gereken şeyi vermezsen ne olur? Ha? Ne olacak? Vermen gereken şeyi vermediğin için. Tamam sen şimdi çık, ben geleceğim birazdan. Çobanmış. Ya arkadaşlar tamam. Ben bir hata yapmışım. Ama diyelim ki bu bir maçtı. Şimdi ben kendi kalemize gol attım. Bizim gol arayışına girmemiz gerekmez mi arkadaşlar? Burayı açmak için bir plan yapmamız lazım. Nasıl bir plan? Dur oğlum. Lan! Sessiz olun. Ben Çoban Kral, sizlerin bana olan bağlılığı dolayısıyla her sene düzenlemiş olduğum etli yemeğe hepiniz hoş geldiniz. Alkış, alkışlıyoruz. Ya medeni gidelim soralım işte ya. Bizim koyunumuzla alakanız var mı yok mu diyelim oğlum.
Ya tamam oğlum, ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani fakat bırak önce yemeğini bitirsinler. Ne öyle sanki yemeklerini görmüşsün öyle gitmişiz gibi. Evet, öyle yakışık kalmaz. Devam ettiği sürece bu sofradan et, sebze, meyve artık neyse eksik olmayacak. Afiyet olsun. Böyle kocaman otluk bir yer. Öyle bir yağmur yağıyor ki ortalık sel, su, boğ. Neyse, bir tane karı var. Fakat böyle tam karı da değil. Yani ben deyim karı, sen de böyle sana kalmış, görmen lazım karıyı. Karı ile aramızda bir tane kapı var. Arkadaş oradan giriyorum yok, oradan giriyorum yok. İlla yok kapıdan geçeceğim. Ulan kapıyı zorluyorum, zorluyorum, açılmıyor. En sonunda dedim kız, sen aç, yok açmayacağım. Kız aç, yok açmayacağım. Kız aç, ben buradayım. Yine yok. Öyle sabah ediyorum ya. Her gece aynı rüya, her gece aynı rüya. Bakma ben yine iyiyim. Başka biri olsa psikolojik bunalımına girmişti. Gündüz niyetine kardeşim. Peki böyle sabah kalkınca bir nemlenme olur mu? Nemlenme şey diyorsun. O. Yok medeni yok, varamıyorum diyorum, varamıyorum ya. Arada kapı var, kapı. Kız diyorum aç. Aç. Zor zor çok zor. Sen diyorsun Fransa. Ya oraları bok götürüyormuş, bok. O kadınlar var ya, sabahtan akşama kadar böyle gelinlik gibi elbiseler var ya, onlarla dolanıyorlarmış. Niye? Çünkü mezledir. Böyle çömeliyor, bırakıyor, kalkıyor. Ondan sonra dünya umurunda değil. Şimdi öyle Paris Maris diyorlar ya. Orada milleti görsen, böyle yukarıdan aşağı kovayla döküyormuş, kovayla. Ya aşağıdakiler ne yapsın zavallı? Yaz, kış şemsiyeyle dolaşıyorlarmış. Öyle pis, lanet bir koku oluşuyormuş ki. Ondan sonra Fransız mucitleri gitmiş, parfümü icat etmiş. Le parfüm. El ala ala. Le? Sen diyorsun Fransa'da medeniyet. Medeni? O bizim koyunumuzun postu değildir. Sapri? Valla odur ha. Ulan ne hale getirmişler? Ulan koyunu kesmişler ha. Kesmişler mi? Kesmişler, sonra da postunu çıkartmışlar. Arkadaşım. Ulan ben bunları var ya gebertirim ha. Sabri bak, şimdiye kadar ben seni tutmuşum her şeyde ama bu sefer tutmayacağım, sen de beni tutma ha. Ya seni ne tutacağım oğlum, asıl sen beni tutma ya. Ulan ben bunları var ya ağzından burnundan kan getiririm ha. Sen getir, ben de sonra getiririm. Ulan var ya yemin içiyorum, bunların bacaklarını kırarım, sonra da kafalarını ateşin içinde yakarım bunları. Sen kır ondan sonra da ben kırarım. Sen kır ulan. Sabri. Medeni. Ulan biz bunları ne zaman dövdük? Sende bir şey vardı. Ya bırak, az bile vurduk İbn'in araya ya. Adamlar koyunumuzun postuna baksana ne hale getirmişler ya. Koyunumuz ne hale gelmiş Medeni ya. Koyun. Ay bela kaderi. Ya biz kendinizden utanıyorsunuz. Bu koyunu ne hale getirmişsiniz? Allah size bela vermiş.
bitmişti. Kara da bitmiş. Aa bak burada bir tane sigara var. Kayır, 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 kayır. Biz seni İstanbul'a getirmişiz. Seni kesmişler posteri deli. Yakar sus ya. Allah Allah. O ses ne lan? Ya ben şuna bir fırta ben çekeyim. Ola siz bunu nasıl içiyorsunuz ya? Rüveyda. Doyda. Fransa diyordun medeni. Her gece aynı rüya. Ya arkadaş her gece aynı rüya. Kız diyorum aç. Yine yok. Allah Allah. Yes. Ya öyle ver bilsen bir ben. Oğlum neye gülüyorsun lan? Koyu da gitti. Hay Allah. Ona gülüyordun. Ben Arif'in öz babasıyım. Arif'in mi? Allah Allah. Ne yaşarım Arif'i ne de reddederim evlatlıktan. Suskunluğum esaretimdendir. Kim saldı lan? Geldi. Vallahi reis bu seninkidir ha. Yok benimki değil. Ben normalde de osurmam öyle bir uyum yok. İf. Vallahi gezip yandı ya. Tamam bula. Yaşandı bitti. Uzatma. Ben sana gelemedim. Belki... Ya kimin? Sen... Belki sen gelirsin diye. Allah Allah Allah. Sabri gözüne vur gözüne. Dur, bir adam gibi dur ya. Ben Arif'in öz babasıyım. Ben Arif marif tanımam oğlum. Arif mi? Arkadaş bir dakika. Ama sen hiç bulmadan dayak yiyorsun. Öyle olmaz. Ya Sabri, ama sen hiç gözüne vurmuyorsun ki. Gözüne vur gözüne. Yif.
Sabri. 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 Yo ne ya? Ya hadi kalk. Kalk gidelim hadi. Yo. Şakir! Nazif! Ferdi! Ne yapıyorsunuz oğlum, nasılsınız? Ne işiniz var lan sizin burada? Hiç. Şakir Akaş'ın kakası geldi de. Ulan Akaş siz ne adamsınız ya? Ulan hadi İstanbul'a geliyorsunuz, koyunu niye alıyorsunuz? Vallahi ben almadım. Ya kim aldı? Nazif aldı. Nazif? Ulan oğlum niye böyle söylüyorsunuz? Hatta ben koyunları satarız. Parasını da şarjlamadık mı? Ya tamam aranızda çekişmeyin ya. Sizin yüzünüzden bütün İstanbul aramızda kır çıktı zaten. Ulan üst konuşacak koyun satmak için ta köyden kalkıp İstanbul'a geldik. Her şey boşa gitti sayenizde. Hiç utanıyorsunuz. Hayır bir de koca İstanbul'da çoban arıyoruz. Meğer bizim Osman Hanım teyzenin söylediği çoban köyün hain çobanıymış. Öyle değil Şakir Efendi. Tamam neyse neyse çok üstüne gitme. Olmuş da ölmüşe çare yok. Koyun da gitti zaten. Nazif. Bu çoban şerefsiz size bir şey yaptı mı? Yok, o bize bir şey yapmadı. Fakat biz ona bir şey yaptı. Ne yaptınız? Parasını aldı. Ne parasını? Koyun parasını. Ney? Koyun parasını? Kaç parasını? Vallahi bu kadar parasını aldık. 200, 300, 400, 500, 400. Ulan sizin ağzınızı yerim ulan! Dik! 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 Dikimercan! Dikimercan! Dik! Dikimercan! Dikimercan! Ben derdim ol senden can! Dik! Dikimercan! Dikimercan! Mektup yazdım kız idi! Kalemim girmiş idi! Eğer mektup yazmasam elim ayağım içirken! Dik! 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 Dikimercan! Dikimercan! Ay gözün serdim, nasıl belli ediyor kendini ya? Ya arkadaş, insanın kendi köyü gibisi yok ya. Çocuklar kalkın, kalkın geldik.
dedenizi kaybettik. Kaybettik maşallah dedeni. Görüyorsun değil mi? Hepimizin sonu burası ya. Nereye bakıyorsun oğlum? Burası diyorum, burası diyorum. Neden iyi? Benim güzel evlatlarım Sabri, Medeni. Eğer bu mektubu okuyorsanız benim fani dünyadaki zamanım dolmuş demektir. Biliyorsunuz ben size öz olmadım. Siz de bana öz doğmadınız. Fakat dün gibi hatırımda. İkinizi birden kucağıma aldığım o ilk. Elleriniz, ürkek bakışlarınız, korkularınız, ne çabuk büyüdünüz. Ben sizin hep doğru insanlar olmanızı istedim. Öyle de oldunuz. Ama o Sabri'nin ağzı fena küfre alışmış. Kulağıma gelmedi değil. Kim benim ağzım küfre alışmış? Sen ne diyorsun? Sen etmiyorsun. Sanki ben diyorum. Ne diyor? Allah başka ne diyor Meneli? Bakın çocuklar. Size daha önce İstanbul'dan köye neden geldiğimi anlatmıştım. İnsanların bana nasıl sahte geldiğinden bahsetmiştim. Çıkar ilişkilerinin beni nasıl daralttığından. Fakat zaman içinde anladım ki ben kaçmışım. Sevemediklerimden kaçmışım. Anlamaya çalışmamışım. Sevmeye çabalamamışım. Şimdi sizden son dileğim şudur. İstanbul'a gidin. Benim sevemediklerimi siz sevin. Yaşayın. Görün. Anlayın. Ama sakın kaçmayın. Sakın. Benim güzel gözlü evlatlarım, kaderiniz iyi olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Vallahi Sabri,
Ben bu sefer her şey farklı olsun istiyorum kardeşim. Tabii canım ya. O neydi oğlum öyle bütün İstanbul'u anasını ağlattık? Bana açık söylemek gerekirse... Yani o zaman birimizden birimizin... Ben kesin cünübet olduğundan şüpheleniyordum. Hangimizin? Yani valla biraz kendimden emin olduğum için daha çok senin. Tübe tübe yarabbim. Şey var ya, abdest olayı. Hı. Sen abdestlisin. Hangisi, gusül? He. Gusülüm var Allah'a şükür. Nasıl alıyorsun ki sen onu? Nasıl nasıl işte. Üç tane ağza, üç burun, baş. O kadarını biliyoruz canım ya, Allah Allah. Yok belli belli zaten canım. Sen bildiğinden ne şüphe. Ben fark ettim zaten. Biz yolda bir yerde bir hamama gidelim. Oğlum hamamda sen bilmiyorsun ya, gusül olmaz. Niye? Niye olmazsın? O tek hamamı kapatacak. Oğlum orada hamamda gusül sabır taşı sen. Var, bir şey var. Onların sen içine girersin. Ya. O havuzunda yüzersin. Sonra... Ya öyle şey mi olur ya? Oğlum yok. Orada şey... Ya Meden Allah aşkına ya, biz saçma saçma konuşma ya. Oğlum bak biraz da pis kokuyorsun, orada seni eşek terletene sokarız. Orada da biraz sen terlersin. Ya yo, niye? He tamam ya. Eyyyyyy. Allah Allah. Bir sıkılmaca var sende ama ben anlamadım. Sen zaten bu İstanbul'a gittikten sonra çok değiştin kardeşim. Nasıl değiştin? Vallahi çok değiştin ya. Nasıl? Bu nedir ya? Böyle bir aşağılamalar, bir küçümsemeler, bir örselemeler. Valla Sabri bana kalırsa sen biraz boş konuşuyorsun. Yani diyorsun ki konuşayım da ne konuşursam konuşayım. Öyle bir halim var. Şu anda ben. Valla öyle gördüm seni.